Hepimizin bildiği gibi üstün yetenekli öğrenciler özellikleri ve ihtiyaçları bakımından akranlarından farklılık gösterdiği için eğitim uygulamalarında da farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu farklı yaklaşımlardan biri olabileceğini düşündüğümüz tematik yaklaşım bu projede temel olarak baz alındı. Tematik yaklaşım hakkında çok kısa bir bilgi verecek olursam, öğrenciye yaparak, yaşayarak öğrenme olanağı sağlayan, araştırma ve sorgulamaya dayalı, problem çözme sürecine uygun ve öğrenenin bilgiyi yapılandırmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenebildiği için bu çocukların eğitiminde etkili olduğunu düşündüğümüz bir yaklaşım. Tematik yaklaşımda eğitim programı tema ya da temalar etrafında şekillendirilir. Farklı disiplinler arasında bağlantılar kurularak tasarlanan etkinliklerle problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır. Böylece hem çocukların daha üst düzeyde düşünme becerilerini geliştirmelerine fırsat verdiği gibi hem de çok yönlü düşünmelerine imkan sağlayan bir yaklaşım. Bu çalışmayı ne amaçla yaptık? Üstün yetenekli öğrencilerin yeteneklerine ve gelişim özelliklerine uygun olarak öğretimin düzenlenmesine, üstün yetenekli öğrencilerin farklı yetenek alanlarına ilişkin ihtiyaçların karşılanmasına olanak sağlayacak tematik yaklaşıma dayalı ilkokul öğretim programını geliştirmek amaçlandı. Araştırma üstün yetenekli öğrencilerin eğitim ortamlarında ve süreçlerinde karşılaştıkları, karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretmek, mevcut öğretim programı ve öğretim uygulamalarını geliştirmek amacıyla yapılan bir eylem araştırmasıdır. Çalışma grubu olarak Ankara'da bir ilkokulun destek eğitim sınıfında uygulandığı çalışma. Bu destek eğitim sınıfında öğrenim gören ve daha önceden üstün yetenekli olarak tanılanmış birinci sınıf düzeyinde 6 öğrenci, üçüncü sınıf düzeyinde de 12 öğrenciyle çalışıldı. Verileri hangi araçlarla topladık? Verilerin ihtiyaç analiziyle ilgili verilerimizi yarı yapılandırılmış görüşme formları ve gözlem formu ile pilot uygulama çalışmasında da izleme testleri, öz değerlendirme formu, akran değerlendirme formu, ürün dosyası, sınıf içi gözlem formu, görüşme formu gibi araçlarla topladık. Proje aşamalarımıza bakacak olursak, birinci kısım öğretim programının geliştirilmesini kapsayan kısımdı. Burada geniş çaplı bir ihtiyaç analizi yapıldı. İhtiyaç analizinde de görüşme ve gözlemler yoluyla veri toplandı. Daha sonra ihtiyaç analizinden elde edilen sonuçlarla Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarına uygun kazanımlar uyarlandı. Eğitim kazanımlara uygun olarak eğitim durumları tasarlandı ve sınava durumları tasarlandı. İkinci aşamada öğretim programının uygulanması aşamasında da pilot programın uygulamaları yapıldı. Bu aşamada da veriler, izleme testleri, öz değerlendirme, akran değerlendirme, ürün dosyası, sınıf içi gözlemler gibi araçlarla toplandı. Daha sonra da verilerin analizi yapıldı. Biraz ihtiyaç analizinden bahsetmek istiyorum. Görüşme yoluyla elde edilen veriler kısmına baktığımızda bu programı geliştirmek için tabii ki öncelikle nelere ihtiyaç duyulduğunu belirlemek amacıyla çeşitli kesimlerden kişilerle görüşüldü. Konu alanı uzmanları, üstün yetenekli öğrencilerin kendileri, öğretmenler, üstün yetenekli çocuklarla çalışan öğretmenler, yöneticiler, veliler ve üstün yetenekli bireylerle görüşüldü. Toplam 50 kişiyle ve bu görüşme formları araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formları kullanıldı. Elde edilen veriler de bütünleştirilerek içerik analizi tekniğiyle analiz edildi.
Görüşme bulgularına bakacak olursak, alan uzmanı ile tanılama, özellikler, gereksinimler, sorunlar ve eğitim ortamı başlıklarında görüşüldü ve şu sonuçlar elde edildi. Alan uzmanları, üstün yetenekli öğrencilerin erken gelişmişlik, aşırı duyarlılık, yüksek motivasyon ve yaratıcılık özelliklerini vurguladılar. Ayrıca üstün yetenekli çocukların gereksinimleri karşılanmadığında yalnızlaşma ve içe kapanma eğilimi, düşük benlik saygısı ve iletişim sorunları yaşayabileceğini de belirttiler. Öğretmenlerle görüşmelerde, öğretmenler nelerle, hangi sorunlarla karşılaşıyorlar, çocukların özellikleri, gereksinimleri, sorunları ve eğitim ortamı sorularıyla görüşüldü. Öğretmenler, üstün yetenekli öğrencilerin mükemmelliyetçilik, liderlik, özgüven, hızlı öğrenme, çeşitli alanlarda yüksek performans gösterme gibi özelliklere sahip olduklarını çocukların belirttiler. Ayrıca iletişim becerileri edinme, başarısızlıkla mücadele edebilmeyi öğrenme, sevgi ihtiyacı gibi duygusal gereksinimleri ve farklılaştırma ve zenginleştirme gibi eğitim ihtiyaçları olduğunu da belirttiler. Okulların yöneticileri, yönetim görevleri, yönetici özellikleri, yönetimin okulun sorunları, özellikler ve beklentilerle ilgili görüşlerini belirttiler. Ve okulun işleyişi, eğitim ortamların düzenlenmesinde üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerinin göz önünde bulunması gerektiğini belirttiler. Öğrencilerin kurallara uymaması ve belirlenen sınırları kabul etmemesi önemli sorunlar olarak ifade edildi. Bir diğer sorun da öğrencilerin tanılanmış olmalarından kaynaklanan şişirilmiş benlik algıları olduğunu ifade ettiler. Öğrenci velileri de özellikler, davranışlar, sorunlar, beklentiler yönünden cevaplarını, görüşlerini belirttiler. Üstün yetenekli öğrencilerin duyarlı, mükemmelliyetçi, meraklı, sorumluluk sahibi ve hırslı olduklarını ifade ettiler. Ama çekingenlik, içe kapanıklılık ve dağınıklık gibi bazı olumsuz özellikleri de vurgu yaptı veliler. Okullardan öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini, yaratıcılıklarını ve yetenekli oldukları alanlarda ilerlemelerini, desteklemelerini, yani okulların desteklemelerini beklediklerini de belirttiler. Üstün yetenekli öğrenciler özellikler, eğitim ortamı ve beklentiler konusunda görüşlerini belirtti. Kendilerini sorgulayıcı, meraklı, duyarlı, araştırmacı ve lider olarak tanımladı bu çocuklar. Ayrıca başarısızlık korkusu durumlarında kaygı düzeylerinin yükseldiğini de ifade ettiler. Kendilerini rahat hissettikleri ve samimi okul ortamını daha çok sevdiklerini söylediler. Derslerin eğlenceli etkinlikler, farklı ve ilginç bilgiler içermesini ve öğretmenlerin sevecen olmasını beklediklerini de belirttiler. Üstün yetenekli yetişkin bireylerle yapılan görüşmelerde eğitim olanakları, eğitim ihtiyaçları ve beklentiler üzerinde alındığı görüşler. Üstün yetenekli yetişkin bireylerde eğitim hayatlarında genellikle yetersiz eğitim olanakları ve öğretmenler sebebiyle potansiyellerini yeterince değerlendiremediklerini ifade ettiler. Ayrıca önerileri arasında da öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesi, okul ortamlarının iyileştirilmesi, toplumun ve ailenin bilinçlendirilmesi de bulunuyor. Gözlemler yapıldı demiştik ihtiyaç analizi için. Bir üniversitede okul sonrası zenginleştirme programı izlendi. Bir başka üniversitede üstün yeteneklilere eğitim veren, erken çocukluk eğitim veren bir ünite izlendi. 33 ders saati boyunca izledi araştırmacı arkadaşlar ve bu izlemlerini de gözlem formlarına kaydettiler. Öğretmenleri izlediler bu iki ortamda. Öğretmenlerin dikkat çekme, güdüleme, soru sorma, örnek verme, dönüt düzenleme, öğretim rehberliği sunma ve sınıf yönetimi alt temalarında oluşturuldu. Ve bu gözlemlerin değerlendirilmesinde de öğretmenlerin en çok soru sorma ve dikkat çekme
temasında yoğunlaştığı gözlendi. Öğretmenler daha çok nitelikli ve dikkat çekici sorularla çocukların katılımlarını sağlamaya çalışmışlar. Öğretmen davranışları daha ayrıntılı. Bu ihtiyaç analizi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ilkokul 1. ve 4. yani 1, 2, 3, 4. sınıf öğretim programlarının kazanımlarına paralel olarak araştırma kapsamında zenginleştirilmiş kazanımlar oluşturuldu. Bu kazanımlardan örnekler var burada. Tek tek okumayayım, bunları görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi değişik şeylerden, derslerden, disiplin alanlarından alanlarına yönelik kazanımlar var. Daha sonra pilot uygulamaya geçildi. Pilot uygulama biraz önce de söylediğim gibi bir destek eğitim sınıfında gerçekleştirildi. Birinci sınıf ve üçüncü sınıf öğrencileriyle maalesef ikinci ve dördüncü sınıf düzeyinde yeterli sayıda üstün yetenekli öğrenci olmadığı için sadece pilot uygulamamızı birinci ve üçüncü sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdik. Birinci sınıf öğrencileriyle 9 ders saati süresince, üçüncü sınıf öğrencileriyle de 12 ders saati süresince uygulamalar yapıldı. Pilot uygulamada tema küresel ısınmaydı. Doğal kaynakların korunması alt tema oldu. Derslerin işlenişinde genellikle video ve fotoğraf gösterimleriyle çalışmalar başlatıldı. Daha sonra bu konularla ilgili olarak okuma metinleri, drama etkinliği uygulandı. Etkinliklerin sonuna doğru yazma çalışması yapıldı ama esas olarak öğrencilere araştırma görevleri verildi. Konuyla ilgili çeşitli veriler, grafikler, istatistikler, araştırma sonuçları bulup derse getirmeleri ve arkadaşlarıyla paylaşmaları istendi. Uygulamalar sırasında bir araştırmacı da gözlem formu yoluyla sınıf ortamını ve öğrenci-öğretmen davranışlarını değerlendirdiler. Ürünlerden birkaç örnek göstermek istiyorum. Burada dünyayı bir dondurma topuna benzetmiş, çizen öğrenci, ilgi çekici olması bakımından. Burada da küresel ısınma ile ilgili karikatürlerden bir tablo yapmış. Bu kendi çizimi. Grafikler öğrencilerin çok ilgisini çekti. Bu kitap okuma ile ilgili bir grafik yapmış öğrenci. Bu da çok ilgi çekici bir grafik. Bir günlük yaşantısını, kaç saatini hangi etkinliğe ayırıyor? Öğrenci bununla ilgili bir grafik yapmış. Sınama değerlendirme ile ilgili örneklere bakacak olursak, öz değerlendirme yapıldı. Öğrenciler kendilerini değerlendirdiler. Çeşitli münazaralar yapıldı uygulamalarda. Bu münazaralarda öğrenciler arkadaşlarını puanladılar. Akranlarını değerlendirdiler. Yine izleme testi uygulandı çocuklara her uygulamadan sonra. Pilot uygulama bulgularıyla hemen bitireceğim. Öğretmen davranışlarında ne gibi değişiklikler oldu? Öğretmenin nitelikli sorular sorduğu ve öğrencilere gerekli durumlarda etkili dönüt ve düzeltme sağladı. Çalışmanın da önemli şeyleri, sonuçları bunlar. Öğretmenin sınıfın yönetimini etkili bir şekilde gerçekleştirdiği de söylenebilir. Öğrenci davranışları bakımından öğrenciler uygulama boyunca çalışmalardan keyif aldıkları, güdülenme ve duyarlılık düzeylerinde yüksek olduğu gözlenmiş. Etkinliklerin öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını sağladığı ve kullanılan çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerin öğrencilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına da hitap ettiği gözlenmiş. Sınıf ortamı ve öğrenme kaynakları bakımından çeşitli materyallerin kullanıldığı ve materyallerin öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecek özellikler taşıdığı söylenebilir. Sınıf ikliminin
ve öğrenciler arasındaki etkileşimin olumlu nitelikler taşıdığı da söylenebilir. Ölçme, değerlendirme araç ve uygulamalarının detaylı bilgi vermeye uygun olduğu ve öğretmene nitelikli dönütler sunduğu söylenebilir diyorum. Bu programın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından destek eğitim odalarında kullanılabilir ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye fırsat sağlayacağı bir program olduğunu söyleyerek son sözlerimi belirtmiş olayım. Teşekkür ediyorum.